شو خبری دیگه؟ آره İsmim Müslüm Durmaz, Şanlıurfa Fıstıkçılar Derneği Başkanı. Derneğimiz 3 yıl evvel kuruldu. Fıstık işiyle aşağı yukarı 25-30 yıldır uğraşıyoruz. Urfa'da daha evvelinden hiçbir dernek yoktu fıstıkla ilgili. Biz bunu kendi arkadaşlarımızın bünyesinde Urfa'nın tanıtım amacıyla çiftçilere faydalı olma bakımından fıstığın zararlı bitkilerle, zararlı böceklerle mücadele için biz bu derneği kurduk. Ve başarılı olmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle de yardımcı olacağız. Zaten Türkiye'nin fıstık üretiminde biz dünya dördüncüsüyüz. Zaten Amerika, İran, sonra da biz geliyoruz. Bu Türkiye'deki fıstık üretiminin dünya üretim şeyinde %13,5'unu Şanlıurfa'dan, yani Urfa olarak biz karşılıyoruz. Dünya bazında. Dünya bazında, evet. Antep'te de, Sirt'te de fıstık ağaçları mevcuttur. Biz Urfa yüz ölçüm bakımından ve Urfa fıstığının ekim alanlarının çok oluşundan dolayı biz onlardan daha ileriyiz. Ve komitemize gelince bu yıl rahmetin bol oluşundan, yağmurun bol oluşundan, bir de geçmişte ekilen ağaçların, biliyorsunuz fıstık ağaçları 12-13 yıldan sonra iyi ürün vermeye başlar. Onların da yetişmesiyle bu yılki rekoltemiz çok yüksek. Çiftçimiz de rekolteden çok memnun. Fiyatlarımız da zaten şu anda bizim boz fıstık veya iç fıstık tabir ettiğimiz yaş olarak piyasamızda 6-8 ile 7 TL arasında fiyatlar alınıp satılıyor. Tabii bizim en büyük eksiklerimizden biri Şanlıurfa'mızda fıstığa yönelik imalatların olmayışı, kırmanın, paketlemenin olmayışı. Daha doğrusu arkadaşlar bu işe pek sıcak bakmıyor ne hikmetse. Çünkü Urfalılar eğer üretime, imalat sanayisine fıstıkla ilgili geçmiş olsaydı biz bu anda Türkiye'de bir, belki dünyada iki üçlerin arasına Şanlıurfa olarak. Nasıl ki balıklı gölümüz dünyada bir tane ise fıstığımız da Allah'ın izniyle bir tane olurdu yani. Bir numara olurdu. Fıstık geçen yıl ürün azlığına biraz da stoktan dolayı fiyatlar bir dönem yükseldi. Sonra yine geriledi. Şu anda geçen yıl 25 bin liraya çıkan fıstığın kilosu 19 ile 20 arası. Tabii bu kuru fıstıktır. Fıstıkların cinsine göre, büyüklüğüne, ranımanına göre fiyatlar değişebilir. Bu sene rakoltanın bol oluşundan fıstıkta herhangi bir büyük bir yükseliş veya bir büyük bir şey beklemiyoruz. Evet. Urfa'da fıstık düzenli bir şekilde üretimi olsun, ulaşımı olsun, sevkiyatı olsun. Yani düzenli bir akış yok, düzenli bir işleyiş yok. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu sorunun temeli nedir sizce? Evet. Çözümü hakkında bilgilerinizi verir misiniz? Şimdi sorduğumuz soruyla ilgili ticaret ve sanayi odamızın önceliğinde, ticaret borsamızın önceliğinde, sayın valimizin, belediye başkanımızın önceliğinde bize fıstıkçılar sitesi bir yer gösterip biz burada bir site yaparsak biz Urfa'mıza, devletimize hem bir spotaj, bir gelir elde eder, hem burada işçi istihdam ederiz. Yani takriben işletmeye geçecek olursak belki 5 bin, 10 bin, 20 binlerle kişi sayısı olarak konuşabiliriz istihdam bakımından. İnşallah sayın valimiz de bu işe duyarlıdır. Belediye başkanımız da duyarlıdır. Zaten bizim şu anki belediye başkanımız Sayın Celalettin Güveç Bey, valiyken biz kendisini ziyarette bulunmuştuk. Ve ondan fıstık sitesi, bir fıstık sıra sitesi yapmak için bir yer istemiştik. Tabi olaylar kısmet belediye başkanı oldu. Bugün yine aynı talebimizi kendisine yöneltiyoruz ve istiyoruz. Belediye başkanımızdan da inşallah bu desteğinden dolayı bir Urfa
Urfalı olarak, bir vatandaş olarak ve Urfa halkı olarak minnettar kalacağımızı arz ediyoruz. Yani şu andaki bulunduğumuz fıstıkçılar iş yeri veya fıstıkçılar sitesi diye bir sitemiz yok şu anda. Bu anda bulunduğumuz yer Şireciler Pazarı veya diğer adıyla, resmi adıyla Turşucular, Turşu ve Şire Pazarı. Şire Pazarı biliyorsunuz pestille, çekçekle, sucukla ilgili bir olay. Bir de burada peynir, yoğurt da olan bir yer yani burası. Burada ek iş olarak bu arkadaşlarımız, sitemizin olmadığından dolayı biz burada fıstık işini birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Tabi haliyle yoğurtla fıstık bir arada peynirle, yünle gitmez yani. Ya bizim arzumuz devlet erkanlarımızdan, daha doğrusu sayın valimizden, belediye başkanımızdan, vakıflar bölge müdürümüzden veya milli evrak bölge müdürlüğünden yani bize en uygun bir yer gösterirlerse esnaf olarak kendi gücümüzle biz bu imalatları, bu iş yerlerini açarız ve inşallah Urfa'mızda bir istihdam sağlarız ve faydalı olmaya çalışırız. Evet. Bir dönem biliyorsunuz fıstık festivali gündeme gelmişti. Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Biz hep fıstık festivali yapmak için çok mücadele veriyorduk. Tabii malum olmak üzere esnafta biraz maddi problemlerin oluşu, derneğin bir parasının veya bir girdisinin olmayışı. Çünkü bizim derneğimiz bu anda bütün Urfalılara, bütün fıstık üreticilerine ve tüccarlarına açık bir dernek. Yalnız herhangi bir aidat falan şu anda almıyoruz. Herhangi bir yardım almıyoruz. Eğer valimiz veya ticaret odamız bize yardımda bulunursa biz de evvelden de yazı yazmıştık. Festivalin olabilmesi için ticaret borsasında orada ticaret borsamızın bugün yüklü miktarda bir para girdisi vardır. Onun yardım etme yetkisi de vardır. Sanayi odamız da keza öyle. Tabi sayın valimizin öncülüğünde, belediye başkanımızın öncülüğünde bize yardımcı olmak isterlerse, dilerlerse biz dernek olarak hazırız ve bunu yapmaktan da şeref ve onur duyarız. Urfa'mızı da Türkiye'ye, dünyaya, peygamberli şehrini tanıtmaktan da çok onur duyarız. Evet. Peki ayrı bir soru sorayım, özel bir soru. Evet. Şimdi fıstıkla fındık karşılaştırırsak ülkemizde fındığın daha çok tanıtımı yapıldığı görülüyor. Evet. Buradaki eksiklik nedir sizce fıstığın tanıtımı? Şimdi tanıtım olarak, eksiklik olarak derseniz şimdi bir dernek olarak biz bunun tanıtımını ne kadar başarılı olabiliriz? Takdir sizindir veya takdir hemşehrilerimizindir. Bugün fındığın arkasında bakan durursa, milletvekilleri durursa, oranın yerel yönetimleri durursa tabii ki haliyle fındığı fındık yaparlar. Ama fıstığın arkasında nasıl ki komşu evimiz olan Antep'in Ünlü Lisesi'nde fıstık endüstrisi adı altında bir bölüm açılmıştır. Ben bunu daha evvelki geçmiş dönemdeki rektör beylere söyledim, rektörlere söyledim. Üniversitemizde bununla ilgili toprak araştırmada, bununla ilgili bizim bir çalışmamızın olması, dernekle birlikte, çiftçiyle birlikte duyarsız kaldılar. Duyarsız derken yani suçlamayalım, belki öyle icap etti veya öyle düşündüler. Veya artık nasıl olduysa, yani bu sorunuzun cevabı da bir dernekle olacak bir iş olmadığı için tabii biz bunun yardım isteyeceğiz. Yerel yönetimden veya resmi kurumlardan, tarımdan, tarım müdürlüğünden, sanayi odamızdan, ticaret, esnaf senatkar, kefalet, esnaf senatkarlar birliğinden. Çünkü bunların esnaf senatkarlar birliği bugün Şanlıurfa'mızda aşağı yukarı tahminen 52 veya 57 tane oda vardır. Her bir odada 200 veya bazı bakkallar odasından 7000-8000 kayıtlı seçmen vardır. Şimdi bunları bir rakama vurursak yüz binlerle ifade edilebilecek bir kapasiteye sahiptir. Bunların aidatları vardır, ticaret kasası sicilinden gelirleri vardır. Ha ben çok detaya inmek istemiyorum.
Bu gelirler nereye gider? Urfa'mız için neler yapılmıştır? O soruya da girmek istemiyorum yani. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Urfa'mıza bu yılki fıstık rekoltesinin hayırlara vesile olmasını, gelecek yıllarda da bol olmasını, çiftçilerimizin bu seneki fıstık rekoltesinde çok memnun oluşu bizi de memnun etmiştir. İnşallah yetkililer bu bizi duyarlar, bize yardımcı olurlar, bizi çağırsınlar, biz yönetim olarak gideriz, onlara da aynı bilgileri tekrar tekrar sunarız. Önemli olan Urfa'mızdır. Dünyada bir Urfa vardır, ikinci bir Urfa yoktur, ikinci bir Balıklı Göl yoktur, ikinci bir fıstık bu kadar ağaç sayısı yoktur yani dünyada hiçbir yerde. Bize yardımcı olmalarına çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ettim, sağ olun.